Evet sayın seyirciler, şu anda Akalt'ın girişinde polis noktasındayız. Alt yol ve üst yolda. Türkiye Kanı hocamız, Milli hocamız Oktay Alkan şu anda hazırlık yapıyor. Göle kanoyla girecek. Onun ve duygu düşüncelerini alalım. Onun yanında da milli muhtarımız, Ahaltı muhtarı Selçuk Güngör. O da mahallesi şu anda su altına, yarısı su altına kalmak üzere. Onun ve duygu düşüncelerini almak için önce hocamız Oktay Alkan'a mikrofonu uzatıyoruz. Sayın hocam, sizin ve duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Türkiye'nin çoğu yerinde böyle keşifler yaptım. İlk yani dereleri şeye açtım böyle kano sporuna. Burada da yeni baraj gölümüz oluştu. Buna da ilk biz girelim dedik. Evet, ilkleri yaşayalım. Böyle bir küçük kürek çekelim. Buraya da bir anı kalsın. Evet hocam, sizi bekliyoruz. Evet, Yusufeli Barajı'nda ilk kano yapan milli takım hocamız Oktay Alkan şu anda gördüğünüz gibi kanosuyla suya giriyor. Muhtarımız Selçuk Güngör de kaptan pilot diyelim. O da yardımcı oluyor. Kontrollerini yaptı. Evet. Çok sevdiğimiz, çok profesyonel. Aynı zamanda Türkiye'de kano konusunda ilkleri yaşatmış birisi. Evet, bu gördüğünüz gibi. İlk baraj gölünde kano yapması tarihi bir not olarak kalacak inşallah. Çok varlı bir düşünce oldu şu an. Evet. Şu anda o barajı. Şu andaki duygun nedir Oktay'cığım? Şu an çok farklı bir duygu yaşıyorum. Yani. Değil mi? Yani buranın altında büyük bir rapid vardı. Şurada. Evet. Oradan rafting'de iniyorduk. Yani kamera için vardım oradan ama. Şu arada evet, çok büyük bir kayalığın olduğu yerde çok hızlı akardı su. Çünkü hocam biliyorum. Şelalenin dibine kadar gidebilir misin? Orada bir güzel bir şelale var. Haydi bakayım. Tabii. Sen ben fotoğraflıyım sen. Bir tane de üstlerine karşı alalım. Tamam. Şu anda milli takım hocamız Oktay Alkan kanosuyla Kölüyün Karadağ'dan gelen bu derenin ismi ne? Kötenet. Kötenet deresinin tam şelale olduğu yere doğru yavaştan ilerliyor. Şöyle yaklaştırırsak evet, gördüğünüz gibi. Evet, bayağı bir açıldı. Evet, gözden kayboldu. Evet, bayağı gitti. Şu gölün vahametini görüyorsunuz, ne kadar büyümüş, ne kadar gelişmiş, ne kadar dolmuş. Evet, Oktay hocamız yavaştan geliyor. Kano milli takım hocası Oktay Alkan. Vadi yukarı gider misin Oktaycığım? Harika. Evet. Ahalta doğru yürüyüş, Ahalta doğru gidiyor. Evet, Yusufeli Barajı'nda ilk kano yapan milli takım hocamız Oktay Alkan. Şu anda döndü. Tekrar mini bir gösteri yaptı. Bize doğru yaklaşıyor. Göl, bu da turizm amaçlı bir gösteri olabilir. Turizme açılabilir mi bu göl? Yusufeli hocam, en büyük kaydemiz o. Yani turizm şartları altında bol kazançlı bir göl olabilir yani. Değerlendirilebilirse. Evet. Doğru yatırımlar, doğru kazançlar getirir. Teşekkür hocam. Teşekkür ederiz hocam. Güzel bir gösteri yaptığınız için. Burada bir öğretmenimiz var, hocamız var. Sayın hocam, selam aleyküm. Güven Topal hocam, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Şu anda gölü seyrediyorsunuz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Karışık duygular içerisindeyiz. Bir de dün biz geldiğimizde burada bir yılan görmüştük. Su muhtemelen şey yaptı. O kış uykusuna yattığı yeri
herhalde rahatsız etti. Çökertti. Yani aynen. Geldik onu belki görürüz umuduyla geldik de en az 10 metre yukarıya çıkmış. Çok ilginç bir şekilde. He. Hızlı bir şekilde de doluyor yani. Değişik. Böyle giderse çok kısa zamanda artık. Hocam teşekkür ederim. Arkadaşınızı tanıyabilir miyim? Çabuk. Hocam sizi tanıyabilir miyim? Ben Muhammed Ağayürek. Löklüyüm. Ha buralısın sen de. Evet. Nasıl hocam? Yani değişik. Yıllardır gördüğümüz yerlerin su altında kalması değişik bir his. Teşekkür ederim efendim. Evet. Milli takım hocamız sudan çıktı şu anda. Çok değişik bir duygu gibi yani. Hocam nasıldı ya? Yani bunun bir an önce turizm açılması lazım diyorsun. Yani. Yok, şu an değil. Evet. Mevcut Yusuf Ali. Yeni bir Yusuf Ali. Ve biz burada kalacağız. Bizim istihdam yaratmamız gerekiyor. İstihdam yaratmamız için de en fazla alternatif olarak da turizmi görüyoruz. Turizm evet. Turizmi gördüğümüz için de bu kano olabilir, balıkçılık olabilir, diğer sektörler olabilir. Bizim için olmazsa olmazımız. Sağ olsun Oktay kardeşimiz de bunu kırmadı bizi. Kendisi bir sporcu. Hem antrenör zaten. Geldi hem bir deneme yaptık burada. Hem bir ilkleri yaşamak istedik. Yani ilki biz yaşayalım. Hani bunu biz olalım. Çünkü buralar bizimdi. Biz yaşayalım dedik. Farklı bir duygu oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Yani sağ olsun. Efendim ben teşekkür ederim Sayın Muhtarım. Size de hocamıza da teşekkür ederim. İnşallah devlet büyüklerimiz de bu çağrımızı duyar. Bununla alakalı yeni bir gelişim, yeni bir oluşum içerisine girerler diye düşünüyorum. Biz bunun bir ilk ayağını göstermek istedik. Böyle bir şeyin olabileceğini. Onlar da değerlendirirler inşallah. Şu anda Artvin Valimiz, Yusuf Ali Kaymakamımız durmuştur sizin i̇nşallah, bu isteklerinizi, milletvekilimizler olmak üzere. Bu sistemde bu sadece bir öneri istektir, evet. Aynen öyle. Yani bundan sonra Yusuf Ali ikamet edilmesi için evet, çünkü muhakkak... Çünkü olmazsa olmazımız bizim şu anda istihdam ve muhtemel... muhakkak bizim para kazanmamız gerekiyor. Para kazanmanın yolları da bu tür şeyler. Yani biz bunu yaşamalıyız. Teşekkür ederim muhtarım. Hocam teşekkür ederim. İyi günler.